Sarımsakla bu güçlü ritüeli yapın ve bugün hayatınıza istediğiniz her şeyi çekin. Sarımsak, doğal bir ilaç gibi, vücudumuza fayda sağlayan, güçlü bir besindir. Sarımsağın sağlığımıza olan faydalarının yanı sıra, düşüncelerimizi değiştirerek, olumlu enerjiyi çekmemize de yardımcı olabilir. Sarımsak, kötü enerjileri uzak tutan bir bitki koruması gibidir ve bizlere pozitif düşüncelerle dolu bir yaşam sunabilir. Sarımsak yediğimizde vücudumuzu temizler ve virüslerle savaşarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Sarımsak kokusunu kullanarak yapacağımız güçlü ritüellerle hayatımızı olumlu yönde etkileyebiliriz. Bu ritüellerle hayatımızı sıfırlayarak istediğimiz her şeyi çekebilir ve olumlu değişimleri kolayca hayatımıza dahil edebiliriz. Çoğumuz güne pozitif düşüncelerle başlarız, ancak gün ilerledikçe bu pozitif enerjiyi kaybedebiliriz. İşte bu noktada, sarımsak dediğimiz bir araca ihtiyaç duyarız. Sarımsak, ne istediğimize odaklanmamıza yardımcı olur. İronik bir şekilde, pozitif bir başlangıç yapan bazı insanlar, günün ilerleyen saatlerinde negatif hale dönüşebilirler. Ancak sarımsak, bu olumsuzluklara karşı bir kalkan gibi işler görür, gerçekçi ve pratik bir tutumla bizi dengelemeye yardımcı olur. Sihirli bir çözüm değil, gerçek ve etkili bir yaklaşımın parçasıdır. Bu yaklaşım, NLP gibi düşüncelerimizi hedeflerimize yönlendirmemize yardımcı olabilir. Kendimizi inandığımız hikayelerle şekillendiririz, bazen bu hikayeler, şans veya mucize gibi kavramlarla ilişkilendirilir. Ancak gerçekte, yaşamımız elde etmek istediğimiz şeylerle değil, gerçekten inandığımız şeylerle ilgilidir. En iyisini hak ettiğimize gerçekten inanmak, yaşamımızın nasıl şekilleneceğini belirler, çünkü inançlarımız gerçekliğimizi oluşturur. Şimdi, güçlü bir motivasyon egzersizine geçelim. Başlangıç için, ben kutsanmışım, başarıyı hak ediyorum ifadesini yazalım. Bu ifade, yazıldığında veya yüksek sesle söylendiğinde, hayallerimize doğru ilerlememize yardımcı olacak, güçlü bir yönlendirme aracıdır. Şimdi, bir kağıt parçası alın ve hedeflerinizi netleştirmek için birkaç dakika ayırın. Bu hedefler maddi olabilir veya başka bir konuda net olunması gerekebilir. Şimdi, hedeflerinize odaklanmanızı sağlamak için bir zihinsel programlama egzersizi yapalım. Bu egzersizde, olumlamaları kullanarak güçlü bir şekilde kendimizi motive edeceğiz. Kelimelerin ne kadar etkili olabileceğini düşünün, dünyada kaybolan birçok insan, doğru olumlamalarla yönlerini yeniden kazanabilirler. Her sabah uyandığınızda, olumlu ifadeler kullanarak gününüze başlayın. Ancak gün ilerledikçe, kendinizi eleştirdiğiniz, kızgın hissettiğiniz veya umutsuzluğa kapıldığınız anlar olabilir. Bu olumsuz duygular, sabahki olumlu başlangıcınızı gölgeleyebilir. Bu noktada, sarımsak gibi basit bir araç devreye girer. Sarımsak gibi güçlü bir kokuya sahip olumlamalar, sizi gerçekten istediğiniz hedeflere odaklanmaya yönlendirir ve yolunuzu korumanıza yardımcı olur. Sarımsakla devam edelim. Parçaları çıkarın ve sık sık ziyaret ettiğiniz yerlere, mesela banyo kapısı veya oturma odası gibi yerleştirin. Böcekleri uzak tutmak için zaman zaman parçaları değiştirin. Bu pratik bir adımdır ve bir hafta boyunca bunu yaparak düşünün. Sarımsak kokusunu aldığınızda kendinize şöyle deyin, ben önemliyim. Parlamaya geldim. Bu sözlerde, ben ifadesi potansiyelinizin farkına varmanızı, önemli kelimesi ise kendinize değer vermenizi ifade eder. Bu ifadeler sizi potansiyelinize bağlayarak ve hayatınızdaki amacınızı anlamanıza yardımcı olarak size rehberlik eder. Parlamaya geldim. Bu egzersiz sadece sarımsak almakla ilgili değildir, aslında sonsuz olasılıklara bağlı hissetmenizi, yerinizi bulmanızı ve yaşamınızdaki amacınızı keşfetmenizi sağlar. Zorluklarla karşılaştığınızda, ben önemliyim olumlamasını kendinize tekrarlayın. Hatta zor zamanlarda, bir hatırlatma olarak, cebinizde bir parça sarımsak taşıyabilirsiniz. Dışarıda bu kadar iyi gidiyor olmanız harika. Ancak, genellikle birbirini yıpratmayı teşvik eden, rekabetçi bir paradigma hüküm sürer. Bu kalabalık düşüncesinden kurtulmak için, bu paradigmanın nasıl işlediğini anlamak önemlidir. Bu egzersiz için, evinizin etrafına 7 gün boyunca sarımsak yerleştirin ve kağıda yazdığınız ifadeyi tekrarlayın. Bu ifadeyi, hedeflerinize ulaşmak için kullanacağınız bir mantraya dönüştürün. Bu cümleyi sık sık tekrarladığınızda, kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Olumsuz düşünceler aklınıza geldiğinde veya hedeflerinize ulaşamayacağınızı düşündüğünüzde, kendinize şu güçlü cümleyi hatırlatın, ben önemliyim. Parlamak için buradayım. Birçok insan, olumsuz düşüncelerle mücadele ederken ve olumlu düşünmekte zorlanırken zorlanır.
Bunun nedeni eski düşünce kalıplarının değişime karşı dirençli olmasıdır. Bu durum sinir bozucu olabilir ve geçenlerde bir arkadaşım bana bu konuda tavsiye istedi. Ne yapabilirim? Diye sordu. Ona bir egzersiz yapmasını önerdim, ayağa kalkıp kendine olan güvenini somutlaştırması gerektiğini söyledim. Kendine güvenen bir insan gibi davranmaya başladığında, beyni bu özgüvenli durumu destekleyen nörotransmitterleri salgılayacaktır. Bedenlerimiz aracılığıyla durumları değiştirmek için bu egzersiz güçlü bir araçtır. O tereddütlerini dile getirerek, "Sanırım yapabileceğim en iyi şey olduğum gibi kalmak ve bu geçecek," dedi. Ancak ben onu cesaretlendirdim ve önerimi uygulaması için ısrar ettim. "Şimdi yap. Kaybedecek hiçbir şeyin yok," dedim. Geri gönderdiği e-posta kendisindeki değişimi açıkça yansıtıyordu. Egzersizi benimsemişti ve dönüşümü belirgin bir şekilde ifade ediyordu. Kendinizi böyle hissettiğinizde bu hissi içsel olarak yaşarsınız. Beyniniz bu hissi destekler ve yapmanız gerekeni yapar. Sorun, beyninizin tek başına çalıştığını ve sizin sadece beyinden ibaret olduğunuzu düşünmenizdir. Ancak hayır, siz beyninizden daha yüksek bir ruha sahipsiniz. İnsanların geniş dünya görüşü içinde, bazıları kendilerini bir tür kurban gibi hissedebilir, hayallerinden vazgeçebilir ve sadece temel şeylerle yetinmeyi kabul edebilirler. Çoğu zaman, yaşamlarını nasıl sürdürdüklerine gerçekten dikkat etmeyen pek çok insan böyle düşünür. Ancak, siz farklısınız ve belki de hayatınızı gerçekten değiştirebilecek basit egzersizleri, püf noktalarını ve araçları anlamanıza yardımcı olmak istiyorum. Şu basit sarımsak örneğine bakalım. Evet, bazen güçlü bir kokuya sahip olabilir ama bana güvenin, size rehberlik edebilecek güçlü bir kokudur. NLP'de buna demirleme denir. Kendinizi daha iyi ve daha güvenli hissetmenizi sağlayan bir anahtar gibidir, ben önemliyim. Parlamak için buradayım. Belki etrafınızdaki bazı insanlar, işleri yanlış yaptığınızı söylüyor olabilir. Bu iş arkadaşlarınız, patronlarınız veya ilişki sorunlarınız olabilir. Hayatınızın tüm ayrıntılarını bilmiyorum ama eğer sadece ben önemliyim, parlamak için buradayım derseniz mucizeler olabilir. Tek yapmanız gereken buna gerçekten inanmak ve etrafınızda olumlu bir enerji yaratmaktır. Diğerleri sizi havalı, kendine güvenen ve farklı biri olarak görecektir. Hadi bu yolculuğa birlikte çıkalım. Bir diş sarımsak alın, kabuğunu soyun ve zamanınızın çoğunu geçirdiğiniz yere koyun. Onu her gördüğünüzde veya kokladığınızda kendinize şunu hatırlatın, ben önemliyim. Parlamak için buradayım. Ekstra bir destek için, basit bir el hareketi olan, mudra denilen bir şeyi deneyin. Ellerinizi birleştirip, melek mudrası denilen bu pozisyona getirin. Uzun zaman önce, Hindistan'da, içsel gücünüze saygı göstermenin bir yoludur. Bunu yaptığınızda, ben önemliyim. Parlamak için buradayım. Diyebilir ve bu iyi hissin içinize işlemesine izin verebilirsiniz. Bir an için, bilim ile daha büyük bir şeye olan inancın nasıl birlikte dans ettiğini hayal edin. Bilimin bulgularını yavaş yavaş yaşamanızı daha iyi anlamak için kullanın. Size katıldığınız için minnettarım. Önemli olduğunuza ve hayatın size bu şekilde davranacağına inanın. Şu anda önemlisiniz ve her zaman da öyle olacaksınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz, beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup, bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.